TRT Akşam Haberlerinden merhaba sevgili izleyenler. Bugün 25 Eylül Çarşamba. Gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlar var. Önce İsrail'i çok sert sözlerle eleştirdi ve merak ediyorum bu İsrail neresidir diye sordu. Aslında toprak genişletme sürecini eleştirdi İsrail'in. Filistin'i gösterdi haritada. Detaylarını biraz sonra sizinle birlikte bakacağız. Sadece bu kadar değil, nefret söylemi üzerinden de bir konuşması vardı Erdoğan'ın. Ve nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine alınmamalıdır dedi. Sadece yurt dışından vermedi mesajlarını, ayrıca sosyal medya üzerinden de paylaşımlarda bulundu Erdoğan ve herkes için adalet, herkes için hukuk dedi. İşte bu sözlerine İyi Parti lideri Meral Akşener'den tepki var, cevap var. Akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız onları da. Ve Suriye sahasında bugün 3. uçuşu gerçekleştirdi Türk F-16'ları. Yine 2 saat sürdü bu uçuş. Detaylarına bakacağız ama tabii güvenli bölge çalışmaları kapsamında da hareketlilik sürüyor. Türkiye ve ABD arasında çalışmalar devam ediyor. Ama çalışmalar devam ederken kilometrelerce uzaktan yansıyan görüntüler düşündürücü. Çünkü PKK-PYD'li teröristlerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği görüntülere yansıyor sevgili izleyenler. Hendekler kazılıyor. O hendeklerin içerisine beton blokların yerleştirilmesi devam ediyor. Bakacağız akşam haberlerinde detaylarına ve İstanbullular için önemli bir durum. Temiz hava projesi kapsamında biliyorsunuz araçların içerisinde dumansız hava uygulaması başladı. Bu bağlamda araçların içerisinde sigara içilmeyecek ama İstanbullular biraz şaşkın çünkü tek tek cezalar kesilmeye başlandı. Hepsi ve daha fazlası akşam haberlerinde sizinle olacak. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Suriye'de yaşanan kriz ve mülteci sorununa da geniş yer ayırdı. Batı dünyasını bu soruna kayıtsız kalmakla eleştiren Erdoğan, kürsüde geçtiğimiz yıllarda cansız bedeni sahile vuran mülteci Aylan Bebeğin fotoğrafını gösterdi. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan Bebeği dünya çok çabuk unuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Aylan Bebeğin fotoğrafını gösterdi. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan Bebekler bir değil. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının büyük bir bölümünü Suriye'de yaşanan kriz ve mülteci sorununa ayırdı. Bu ülkede 2011'den beri yaşanan kriz, rejim ve terör örgütleriyle onları cesaretlendiren güçler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Erdoğan tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere çağrıda bulundu. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Suriye'de IŞİD'e karşı yapılan operasyonlara da değindi. Suriye'de DAEŞ'e karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3500 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek örgütün Suriye'deki çöküş sürecini biz başlattık. Ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler, Erdoğan dikkat çeken sayılar paylaştı. Bugün Türkiye milli geliri oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesidir. Çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. Bir başka ifadeyle Türkiye'de Amerika'daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Yani şu an New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi
topraklarımızda misafir ediyoruz. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Peki Türkiye'ye gelen bir şey var mı? Onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nden şu ana kadar bize gelen destek, bu da bizim milli bütçemize değil ha. Sadece uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bu destek AFAD'a, Kızılay'ımıza geliyor. O da şu an itibariyle 3 milyar avrodur. Erdoğan, Batı dünyasını mültecilere kayıtsız kalmakla eleştirdi. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge planı da vardı Erdoğan'ın gündeminde. Üçüncü önemli konu, Suriye'nin dörtte birini işgal eden ve sözde Suriye demokratik güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG terör yapılanmasının ortadan kaldırılmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun, burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. Gerek Amerika, gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran hep birlikte el ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz. Erdoğan'ın mülteci sorununu gündeme taşıdığı o anlarda bazı ülkelerin temsilcilerinin kendi aralarında gülüşmesi dikkat çekti. Şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi... Evet, izlediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Suriye'ye yönelik verdiği mesajlar böyleydi sevgili izleyenler. Tabi bu arada doğal kararlılık harekatı da sürüyor. Bugün üçüncü kez Suriye hava sahasında Türk F-16'ları tam 2 saat boyunca uçtular ve bu uçuştan sonra da Mardin'de bulunan sınır birliğine de askeri araç takviyesi yapıldı. IŞİD'le mücadele kapsamındaki doğal kararlılık harekatında 2 gün yapılan F-16 savaş uçağı uçuşlarına bugün bir yenisi daha eklendi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Doğal kararlılık harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 F-16 ile bugün 10-12 saatleri arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi ifadeleriyle bu harekat duyuruldu. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin'de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoyla sevkiyat yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin'deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları için Türkiye ve ABD askerleri ortak devriye yapıyor. Bu devriyenin yapıldığı yerin çok uzağında değil, yaklaşık 80 kilometre ötesinde ise PKK-PYD'li teröristler rahat rahat hendek ve tünel kazıyor. Teröristler Türkiye'nin olası operasyonuna karşı bu rahatlıkta hazırlık yaparken görüntüler ABD'nin PYD ile ortaklığında teyit ediyor. Suriye Resulayn'dan yine teröristlerin hazırlıklarına ilişkin görüntüler geldi. Evet.
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı güvenli bölge çalışmaları kapsamında ilki 8 Eylül'de yapılan ortak kara devriyesinin ikincisi salı saat 8.40 sıralarında başlamış, saat 12'de sona ermişti. Devriye Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kenti ile Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Resulayn kenti arasında bulunan Branvay köyü kırsalında gerçekleştirilmişti. Ne var ki çok uzak değil, yaklaşık 80 kilometre mesafede bir başka hareketlilik daha yaşanıyor. O hareketliliğin kaynağı ise PKK'nın Suriye kolu PYD. Bir tarafta Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ortak devriyesi gerçekleşiyor. Türkiye'nin stratejik işbirliği kurduğu Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye bu duruma tepki olarak B ve C planlarını devreye sokacağı mesajları veriyor. Öte yandan sınırın bu tarafında hareketlilik olurken öte tarafta teröristlerin hazırlıkları ve rahatlıkları da dikkat çekiyor. Şanlıurfa Ceylanpınar karşısındaki Suriye'nin Haseke eline bağlı Resulayn ilçesinde PKK-PYD'li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK-PYD'li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok kullanıyor. Tırlarla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleriyle tekrar üstü kapatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i çok sert sözlerle eleştirdi. İsrail'in 1947'den beri topraklarını uluslararası hukuka aykırı şekilde genişlettiğine dikkat çeken Erdoğan, merak ediyorum bu İsrail neresidir diye sordu. İsrail'den Erdoğan'ın o sözlerine sert bir cevap geldi. Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'i çok sert sözlerle eleştirdi. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Erdoğan, İsrail'in topraklarının 1947'den bu yana genişlediğine dikkat çekti. Bu İsrail neresidir acaba diye sordu. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in İsrail'e karşı sessiz kalmasına da sert tepki gösterdi. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? Erdoğan geçmişte yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği sözleri yineledi. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Erdoğan'ın İsrail ile ilgili o sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert bir yanıt geldi. Türkiye'nin Kürtler ve Ermenilere katliam yaptığını savundu Netanyahu.
Birinin yalan söylemesi durdurulamıyor. Kürtleri katleden, Ermeni soykırımını inkar edenler İsrail'e vaaz veremez. Netanyahu'nun o sözlerine yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. İsrail Başbakanı üzgün. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına zulmettiği gerçeğini yüksek sesle dile getiriyor. Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ı telefonla arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik etti. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Sağ olun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma sonrası sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı ve herkes için adalet, herkes için hukuk dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini eleştirdi. Akşener, inşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir, takipçisi olacağız dedi. Öte yandan 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuşan Akşener, Erdoğan'ın seçilemeyeceğini söyledi. Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek. Katıldığı bir televizyon programında konuştu İyi Parti lideri Meral Akşener. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını esprili bir şekilde eleştirdi. İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir dedi. Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapıyordu. O buraya gelirken tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için hukuk istedi. Yani... İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir. Programın moderatörü Fatih Altaylı'nın Türkiye'de bunlar yok mu sorusuna Akşener'in cevabı ise elbette Türkiye'de yok oldu. Türkiye'de bunlar olmadığı için mi siz bunları hissediyorsunuz Sayın Erdoğan? Yoksa Türkiye'de bunlar var başka ülkeler için mi? Elbette. Hayır, ben şimdi elbette Türkiye'de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Bir de tweet olarak da attı. Gayet güzel. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çarpıcı bir iddiada da bulundu. 2023 yılında yapılacak bir genel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması halinde seçilemeyeceğini de söyledi. Sayın Erdoğan'ın ister 2023'te ister daha önce seçimlerde bugünkü tabloda şu an itibariyle İstanbul özelinden yola çıkarak Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısı yaptı ve Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz dedi. İktidara eleştirileri de oldu. Ekonomi ve FETÖ ile mücadele konusuna değindi. 3 yılı geçen süredir kurtulamadıysak bu iktidarın aciziyetini gösterir dedi. Bu rakamlar bize... Saadet Partisi lideri haftalık basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz dedi. Birleşmiş Milletler toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı bu yönüyle önemsiyoruz. Dünyaya yeniden aykırdı. Dünya beşten büyüktür. Elhak hepimiz biliyoruz. Dünya değil, dünya 200 civarında ülkeden meydana geliyor. Elbette büyük. 10 bile 5'ten büyüktür. 6 da 5'ten büyüktür. Ama gücün varsa, gücün yoksa bunlar sadece lafta kalır. FETÖ borsası tartışmalarıyla ilgili sorulan soruya ise Şamil Bey bir şeyler söylüyorsa bir takım istişari bilgiler almış demektir dedi. Ve FETÖ ile mücadelenin 3 yıl sürdüğünü söyleyerek... Problemleri çözemiyorsan bırak git başkası gelip çözsün dedi, eleştiride bulundu. Yani Şamil Bey bir şeyler söylüyorsa bir takım istişari bilgiler almış demektir bir yerlerden. Emniyet Genel Müdürlüğü de söylüyorsa o da başka şekillerde yorumlanabilir. Ama Türkiye 3 yıllı geçen bir süredir bir problemden kurtulamadıysa o problemin büyüklüğünü gösterdiği gibi iktidarında acziyetini gösterir. Böyle şey olur mu ya?
biz o zaman ömrü billah bu FETÖ'den dolayı dikta rejimiyle idare edileceğiz. Böyle mi demek lazım? Biz buna rıza gösteremeyiz. Olur mu böyle uygulamalar? Olabilir. Devlet zaten bunlara karşı var ya. Ben bilemem ki. Benim istihbarat örgütüm yok. Ama bunu hala bir MİT deşifre edemediyse vay geldi halimize ya. Sürekli olarak bu tehdidi gösterip biz her zaman ayakta duracağız. Aman dikkat edelim, problemlerle karşı karşıya kalmayalım. Kalmayalım. Kim çözecek? Sen çözeceksin. Çözemiyorsan bırak git başkası gelsin çözsün. Çözebilecek olanlar çözsün. Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi. Üretimin önemini vurguladı Karamollaoğlu. Burada yanlış ekonomik politikalar ve yanlış yatırım politikaları hala üretime dönük olmayan yatırımlar ön planda. Zaten üretime dönük olan yatırım yok. Sıkıntımız da burada. Şimdi ihracat artıracağız diyor ihracat. Neyle artıracaksınız? Üretim olmadan ihracat artmaz ki. 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişi hakkında soruşturma açılması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu engellemelere rağmen güzel çalışma yapacaklar dedi. Ve bunların tamamını hayata geçireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından aylar geçtiği usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 41 kişi hakkında dava açıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasal baskının talepleri çerçevesinde yenilendi. Yapılan şikayetlerin tamamının doğru olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Fark nedir? 13 bin ile 900 bin arasında bir fark var. İstanbul'un rantından 17 yıldır besleniyorum. Aynı beslenmeyi nasıl sürdürürüm diye düşündü. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Muhalefet partileri, Ekrem Bey'in ve diğer CHP'li belediyelerin takipçisi oluyorlarsa biz de takipçisi olacağız. Bütün engellere rağmen güzel şeyler yapacaklar. Adalet Bakanlığı'nın Fethiye Tam İnce dosyasını yeniden açmasıyla siyaset ortamı da kızıştı. CHP lideri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir kez daha çağrıda bulundu. Yargıç nereye bakıyor? Saraya bakıyor. Ben bu kararı alırsam Erdoğan'ın hoşuna gider mi gitmez mi? Sarayın taleplerini Erdoğan'ın avukatları dillendiriyor. Kaçça para aldılar? Hangi davalara baktılar ve bu davaların sonucu ne oldu? Hepsinden beraat çıktı. Neden? Fethi Tam İnce'yi dillendirmemin temel nedeni bir örnek olmasıdır. Savcıya seslenip kül tablasını getir buraya sigaramın külünü dökeceğim dediği zaman Erdoğan'ın avukatı savcı koşa koşa gidip kül tablasını getiriyor. Böyle bir tabloyu benim vicdanım kaldırmaz. İYİ Parti ile CHP'nin IMF ile görüşmesi iktidar kanadında gizli saklı buluşma olarak nitelendi. Kılıçdaroğlu bu görüşmenin bir ilk olmadığına dikkati çekti. İYİ de davet eden kim? Siz davet ettiniz. Türkiye ile ilgili gözlemleri istiyorlar, rica ediyorlar. Bizim arkadaşlar da hayatın gerçeği neyse onu anlatıyorlar. Çok gizli kapaklı bir görüşme değil. İlk kez yapılan bir görüşme de değil. Kamuoyuna yansıması iktidarla IMF arasındaki görüşmelerin bir anlamda üstünün örtülmesine yönelik. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklama kararına tepki gösterdi CHP lideri. Hakime diyor ki böyle karar ver. Bak bırakmayacaksın diyor. Hakim de biliyor ki bırakırsa başına hangi felaketlerin geleceğini biliyor. Beyefendi böyle istedi. Uzun süre hapiste tutalım diyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan seçilemez değerlendirmesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. Elbette zaten seçilemeyecek yani yeter artık. Milletin yakasından düşmesi lazım. Onun da bir dönemi kapanacak. Vatandaş onu da sorgulayacak kendi vicdanında. Onu da sorgulayacak. 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonunun hazırladığı rapor mecliste kayboldu. Rapor 2 yıl önce dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a elden teslim edilmişti. 2 yıl sonra meclis başkan vekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten rapor hiç sunulmadı açıklaması geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mecliste araştırma komisyonu kuruldu. O komisyonun onlarca tanığın ifadesine dayanarak hazırladığı rapor kayboldu. Komisyon başkanı AKP'li Reşat Petek dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a makam odasında elden verdi raporu. Raporu teslim ettik deseler de aradan geçen 2 yılda o rapor bir türlü basılmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel raporun neden yayımlanmadığını sordu. Yanıt Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten geldi.
Bilgiç yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır dedi. 2017'de komisyon başkanı Petek raporu teslim ederken FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık demiş. Meclis başkanı Kahramansa raporun geleceğe ışık tutacağına dikkati çekmişti. Ancak geçen 2 yılda meclis başkanı 2 kez değişmesine rağmen rapor basılmadı. Mecliste adeta kaybolan raporun nerede olduğu merak konusu. İYİ Parti'de başkanlık divanı toplantısı yapıldı. Toplantının ardından parti sözcüsü Yavuz Ağralioğlu açıklama yaptı. Meclisin açılmasıyla gündeme gelecek yargı paketinden ekonomiye, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından FETÖ borsası tartışmalarına kadar gündeminde birçok konu vardı. İYİ Parti sözcüsü FETÖ ile mücadele konusunda AKP'nin ilkesiz davrandığını söyledi. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından parti sözcüsü Yavuz Ağralioğlu kameraların karşısındaydı. Meclisin açılmasıyla birlikte getirecek olan yargı reformu taslağı gündemindeydi. Paketle ilgili duruşumuzu milletimiz lehine olan tavrımızla göstereceğiz dedi. İnsani olmasını temin etmemiz lazım. Evrensel standartlar bu anlamda bellidir. İYİ Parti sözcüsü Ağralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki sözlerine de değindi. Hatırlatmalar yaptı. Dünyanın hakkına, hukukuna, mazlumluğuna değinmediği millet bırakmadı, sağ olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşmalarından çok daha ihtişamlıdır BM'deki konuşmalar. Ama üzülerek ifade etmek zorundayız ki BM Genel Kurulu'nda mazlumluğuna cümle kurduğu onca milletin içerisinde Doğu Türkistan unutulmuştur. Kırım unutulmuştur. Ekonomiye ilişkin riskler de İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın masaya yatırdığı konulardan biriydi. Döviz kurunda yükseliş riski vardır. Batık kredilerde artış riski vardır. Kredi yeniden yapılandırılmasında yandaş firmaya öncelik verilmesi riski vardır. Piyasada likidite, yani nakit bulunamaması, nakit sıkışıklığı riski vardır. Bankaların ekonomiyi canlandırmak için kredi kullandıramaması riski vardır. Makroekonomi verileriyle ilgili istatistiklerin gerçeği yansıtmaması riski vardır. Son dönemde yeniden tartışma konusu olan FETÖ borsası iddiaları da soruldu İYİ Parti sözcüsüne. AKP'nin bu mücadelede ilkesiz davrandığını söyledi. Şimdi AK Parti'deki arkadaşlarımız şöyle dediği için bu iş olmuyor. Bizde yok. Yani herkeste var, bizde yok. Herkeste var, bizde yok dediniz mi? O suistimal alanında bu siyasi münafıklığı da tetikler. Sizdenmiş taklidi yapan bir sürü münasebetsiz adam AK Partiliyim taklidi yaparak bu oluşturduğunuz zafiyetin içine girer. Buradan enfekte olur Türk siyaseti, buradan enfekte olur Türk adli bürokrasisi. Dolayısıyla bu zafiyet alanına sebep olan şey AK Parti'nin mücadelede karar verdiği bu ilkesizliktir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mecliste kurulan komisyonun hazırladığı raporun kaybolmasını da ciddiyetsizlik olarak niteledi Ağralioğlu. Rapor gerçekten var da kaybolduysa emniyette gerçekten bir yapılanma var demektir. Yani raporu hiç edecek kadar... Değil mi? Bu onu teyit eder bir şey. Eğer böyle bir akıbet, gerçekten böyle bir rapor var da kaybolmuşsa, bu raporun kaybolması hala etkinliklerini muhafaza ediyorlar demektir. Bir de ciddiyetsizlik demektir. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç düzenlediği basın toplantısında meclis açıldığında görüşülmeye başlanacak olan yargıda reform paketiyle ilgili konuştu. Oluç, Türkiye'de yargı mekanizmasının taraflı ve bağımlı bir mekanizma haline geldiğini söyledi. Yani bu tartışma gerçekten Türkiye açısından çok önemli bir tartışma. Çünkü biz hep söylüyoruz, yargıda tuz koktu diyoruz. Türkiye'deki yargı mekanizması şu anda baktığımızda taraflı ve bağımlı bir mekanizma haline gelmiş vaziyette ve toplumda yargıya olan güven çok büyük ölçüde kırılmış vaziyette. Gerçekten Türkiye'nin evrensel ve demokratik hukuk ilkelerine uygun olan ve gerçekten demokratik bir yargı reformunu gündemine almasıdır. Ama maalesef bize iletilmiş olan ve önümüzdeki hafta itibariyle mecliste de önce komisyonda daha sonra genel kurulda görüşülecek olan yargı paketi demokratik bir yargı reformu nitelemesini hak edecek bir paket değildir. Burada bir reformdan söz etmek mümkün değildir.
Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis, 4 kişi yaralandı. Açıklamalar ardı ardına geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş saldırının el yapımı ya da farklı bir bombayla düzenlendiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da olay yerine gitti. Yaralılara acil şifalar diledi ve saldırıyı kınadı. Çevik kuvvet aracını taşıyan zırhlı araca bombalı saldırı düzenlendi. Patlama çevredeki araçlara ve iş yerlerine hasar verdi. Sabah saatlerinde yaşanan olay Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde meydana geldi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrası ilk açıklamayı Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptı. Vali Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, KRT'de Seyri Sabah programında saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bombalı saldırı, aslında çok ciddi hasar var araçta ama şükür şu anda bir haberi yok. Ürünü haberi yok. Ben şimdi aracı bakıyorum. Bu araçtan sağ kurtulmak büyük bir şans. Açıklamalardan bir diğeri de Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül saldırıyı şöyle anlattı. Bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Şu an itibariyle çok şükür gerek polis memurlarımızdan gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yurdagül patlayıcı ile ilgili gelen soru üzerine incelemelerin devam ettiğini söyledi. Onunla ilgili emniyet müdürümüz, olay yeri inceleme ekipleri, bomba ekipleri çalışıyor. İki de Cumhuriyet Savcımız olayla ilgili soruşturma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti. Esenyurt İstanbul'un en çok göç alan ilçelerinden biri. Suriyeli sığınmacıların da yoğunlukta yaşadığı bir ilçe. İmamoğlu Esenyurt'a yönelik yoğun göç trafiğine değindi ve burayı çözdüysek İstanbul'u çözdük dedi. İmamoğlu yapımı devam eden projeleri de yerinde inceledi. Son 6-7 yıl senede 50-60 bin, yani bir Çatalca kadar nüfus ekleniyor Esenyurt'a. Bu yönetilebilir şeyin üzerinde, çok çok üzerinde. Yani yönetilebilir boyutunun çok çok üzerinde. Bu kadar büyük gelişme demiyorum, yanlış olur. Bu kadar büyük bir nüfus artışı İstanbul'un canını acıtıyor, Esenyurt'u da tehdit ediyor. Bir de mülteci ön yüzü var, onda da Esenyurt en vahşi örneği. Yani her ikisini de aslında bütün bu anlamdaki tüm sorunları, sosyolojik gelişmeleri, problemleri birebir tespit edeceğiniz yer gelip laboratuvar gibi Esenyurt. Başka bir yere gitmenize gerek yok. Burayı çözdüyse İstanbul'u çözdük demektir yani. Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik hazırladığı rapor SGK'nın kasasının nasıl boşaltıldığını gözler önüne serdi. Rapora göre hastaneler ölüleri bile tedavi etmiş gibi göstererek SGK'dan para aldı. Şehir hastanelerinde de durum farklı değil. Hastaneler SGK'yı adeta soyup soğanı çevirdi. Skandalı Sayıştay'ın SGK'ya yönelik hazırladığı rapor ortaya çıkarttı. O rapora göre hastanelerin ameliyatlarda kullandığı malzeme miktarıyla kuruma fatura edilen miktar arasında dağlar kadar fark var. Hastalara konulan tanılar ve hastaların ameliyat bilgileriyle faturalandırılan işlemlerin birbirleriyle uyuşmadığı tespit edildi. Örneğin bir hasta için bir adet malzeme kullanılmasına rağmen faturaya 48 adet yazıldı. Böylece SGK'ya 2215 lira yerine 106 bin lira fatura kesildi. Check-up işlemleri de SGK'ya faturalandırılarak 35 milyon 384 bin liralık fazladan ödeme alındı.
Hatta hayatını kaybeden hastalara bile sağlık hizmeti ve ilaç faturası kesildiği tespit edildi. Bu şekilde 411 sigortalı işçi için SGK'ya 956 bin liralık ödeme çıkartıldığı öğrenildi. İzinli doktorlar da ameliyata girmiş gibi gösterildi. Şehir hastaneleri işte şahsımın sağlık sistemimizin zirvesi olarak gördüğüm bir hayaliydi. Şehir hastanelerinde ise durum farklı değil. Sayıştay raporuna göre farklı şehirlerde kemoterapi ilacı için farklı ücretler ödendiği ortaya çıktı. Raporun ortaya koyduğu verilere CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den sert tepki geldi. AKP'nin öve öve bitiremediği şehir hastanelerine ilişkin Sayıştay raporuna göre Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına Eskişehir'de 37, Adana'da 356 TL ödeniyor. Aradaki uçurum kamu özel işbirliği modelinin kamunun ne kadar aleyhine olduğunu gösteriyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da rapordaki verileri KRT'ye değerlendirdi. Şehir hastanelerindeki harcamaların birbirlerinden farklı olmasının nedeni olarak denetleme mekanizmasının yokluğunu işaret etti. Üzerinde denetimi olmayan, gelişi güzel, istedikleri gibi satın alımın yapıldığı bir işletmede haliyle bu tür usulsüzlükler, bu tür yolsuzluklar olağan hale geliyor. Sağlık hizmetlerinin bir suistimal sebebi haline getirilmesini istemiyoruz. Açık, yalın, satın alması dahil olmak üzere her şeyin denetlenmesi gerekiyor. Eğer denetlemezseniz o zaman işte bugünkü olaylar çıkıyor ortaya. İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından akıllara bir kez daha binaların ne kadar güvenli olduğu sorusu geldi. Özellikle 1999 depremi sonrası deprem projesi için 1 milyon 628 bin dolarlık bir bütçe ayrılmıştı. Ancak o para kayboldu. Bakanlık paranın akıbetinin tespiti için 18 yıl sonra komisyon kurma kararı aldı. Deprem projesi için ayrılan 1 milyon 628 bin dolar kayboldu. Bakanlık paranın akıbetinin tespiti için 18 yıl sonra komisyon kurma kararı aldı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 yılında Marmara Deprem Bölgesi Yolları Projesi için çalışmalar başlattı. Projenin uygulanması için Başbakanlık Proje Uygulama Birimi kuruldu. Ancak bu birim 2007 yılında tasfiye edildi ve bu birim toplu konut idaresine devredildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü projeyi uygulama birimine devrederken proje için kullanılan krediye ait bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığı'na iletmedi. Sayıştay raporunda deprem zararını giderme ve yeniden yapılandırma projesine ait 1 milyon 628 bin 337 doların ne olduğunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Bakanlık 18 yıl sonra fark edilen bu kayıp için komisyon kurulması, gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Sayıştay'ın bu tespiti üzerine bulguda yer alan öneri doğrultusunda ilgili idareler tarafından komisyon kurulması, gerekli incelemelerin yapılması ve 2019 yılı içerisinde bakanlığa bilgi verilmesi yönünde Temmuz ayında ilgili idarelere yazı gönderileceği ifade edilmiştir yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta nefret söylemine mücadele etkinliğinde konuştu. Nefret söylemini lanetliyorum diyen Erdoğan, sözü Hindistan'da inek eti yediği için cezalandırılan kişilere getirdi. Ülkemizde domuz eti yiyenlere asla müdahale etmedik, etmeyiz ifadesini kullandı. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik ve etmiyoruz da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen nefret söylemiyle mücadele etkinliğinde konuştu. Nefret söylemlerini lanetlediğini belirten Erdoğan, sözü Hindistan'a getirdi. Sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, hatta palalarla dövülen, ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman gençleri neyle acaba savunacağız? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanlara böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herkesin herhalde
Vejetaryen olması beklenemez. Cumhurbaşkanı Hindistan'da yaşananları Türkiye'den verdiği dikkat çeken bir örnekle kınadı. Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik. Ve etmiyoruz da. Niye? Onun inancının gereği odur yiyebilir. Bizi çok da ilgilendirmez. Ama bunların inanç hürriyetini anlamak mümkün değil. Adana Şehir Hastanesi'nde personel ve yöneticilerin yemekhanesinde sıra gecesi düzenlendi. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin konuyu meclis gündemine taşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Her yönüyle tartışma konusu olan şehir hastaneleri bu kez sıra gecesiyle gündeme geldi. Bu görüntüler Adana Şehir Hastanesi'nden. Öğle yemeği arasında personel ve yöneticilerin yemekhanesinde sıra gecesi düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı. Kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Öte yandan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de skandal görüntülerle ilgili konuyu meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. ...23 yaşındayken İstanbul'un göbeğinde İstiklal Caddesi'nde canına kıydılar. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden yeni mezun olmuştu Halit. Umutlarıyla birlikte toprağa gömüldü. Halit için bugün mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bahçesinde sessiz yürüyüş yapıldı. Onun anısına okulunun bahçesine bir çınar ağacı dikildi. Halit'in kız kardeşinin konuşurken sesi titredi. Gözyaşlarını tutamadı. Bir daha böyle ölümler olmasın dedi. Halit'in annesi ise kimse unutmasın dedi ve kanunların gözden geçirilmesini istedi. Hatırlatalım, Halit'in katili tutuklu olduğu hapishaneden iyi halle izne çıkarılmıştı. Sessizce yürüdüler. Okulun bahçesine onun anısına bir de çınar ağacı diktiler. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde son nefesini verdi Halit Ayar. 23 yaşındaydı. İTÜ'den elektrik mühendisi olarak yeni mezun olmuştu. Hayalleri, umutları vardı. Bir arkadaşının yurt dışına çıkışı nedeniyle veda yemeği için Beyoğlu'na gitmiş, para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. O saldırıda hayatını kaybetti. Halit için okulu İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsünde ailesi ve sevenleri tarafından sessiz bir anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. Ayar'ın anısına İTÜ kampüsüne çınar ağacı dikildi. 20 yıldır her daim ruhen ve bedenen yanındaydın. Kardeşi Melike, abisinden bahsederken sesi titredi, gözyaşlarını tutamadı. Şimdi bize bıraktığın güzel hatıralarla, arkandan söylenen güzel sözlerle ve anılarımızla ruhen yanımızdasın. Abisinin hayatını kaybedişinin ülke içinde kayıp olduğunu söyledi ve bir daha böyle ölümlerin olmamasını diledi. Hepimiz için çok acı bir kayıp biliyoruz. Yani ülkemiz için de bence çok acı bir kayıp. Bundan sonra umarım böyle şeyler olmaz, engel olabiliriz. Liseden arkadaşı ve aynı zamanda İTÜ'de 4. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisi Berkay Kurban, can kardeşim diye bahsetti Halit'ten. Çok sevdiğim bir arkadaşım, arkadaşımdan da öte can kardeşim. Öncelikle herkese sessiz yürüyüşe katıldığı için ve Halit'imizi anarken bizleri yalnız bırakmadıkları için ailesi, arkadaşları ve kendim adına teşekkür ediyorum. Anne Hanife Ayar, daha önce oğlunun katillerinin cezalandırılmasını istemiş, idam onlar için kurtuluş olur demişti. İmza kampanyası başlatalım, bilmiyorum bir şeyler başlatalım ki sesimizi daha çok duyurabilelim. Acılı anne bu kez kimse unutmasın dedi. Kanunların gözden geçirilmesini istedi. Sessiz kalınmadığını herkes öğrensin. Ben bunun derdindeyim.
Yani biz bunun üstünü örttük, tamam bitti, unutuldu, olmasın, kimse unutmasın. Ben yetkililerden de rica edeceğim, kanunları tekrar elden gözden geçirsinler. Başka hiçbir şey diyeceğim yok. 23 yaşındaki Halit'i bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki Emra Yaşar'ın çeşitli suçlardan defalarca ceza aldığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Erhan Kurdal'ın da sabıkasında benzer suçlar var. Ve Emra Yaşar geçtiğimiz 2 Eylül'de cezaevindeyken iyi hal nedeniyle izne çıkarılmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki ayrı cenaze törenindeydi. Kılıçdaroğlu önce 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım'ın, sonra da duayen gazeteci Necati Karakaya'nın cenaze törenine katıldı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ile birlikte emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım'ın cenaze namazı Kadıköy Moda Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Bizler de böyle ölüm hakikatinden ibret alıp hak manada... Kılıçdaroğlu daha sonra 91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi duayen gazeteci Necati Karakaya'nın cenaze törenine katıldı. Sen de Karakaya için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında milletvekilleri ve çok sayıda seveni de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu Karakaya'nın yakınlarına başsağlığı dilerken Karakaya'nın torunu Tuna Can Arslan dedesinin yazdığı kitabı Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Sen de Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Ege bölgesinin büyük bölümünde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında evleri ve iş yerlerini su basarken trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Öte yandan sağanak Aydın'ın Kuşadası ilçesini de vurdu. İzmir'de su baskınları nedeniyle birçok evde ve iş yerinde hasar meydana geldi. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken kendi imkanlarıyla evlerindeki suları tahliye etti vatandaşlar. Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı. Ayrıca etkili olan sağanak nedeniyle Şehit Şakir Özgan polis merkezine de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suyu tahliye etti. Öte yandan sağanak yağışın olumsuz etkilediği bir diğer yerde Aydın'ın Kuşadası ilçesi oldu. Atatürk Bulvarı, köprülü kavşakların altı, garaj önü cadde ve bulvarlar trafiğe kapandı. Bazı araçlar sular içinde kaldı. Ege Mahallesi'nde ise doğal gaz çalışmaları yapıldıktan sonra kapatılan kaza alanları çöktü. Yoldan geçen bir araçla park halindeki 7 otomobil çöken kaza alanına düştü. Araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Didim ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Taşkın nedeniyle park halindeki otomobil denize sürüklendi. Muğla'da ve Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı. İstanbul Çekmeköy'de bir kişi yol ortasında tartıştığı adama ateş açtı. Üstelik o kişinin belinde iki silah vardı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumu iyi ancak bacaklarından yaralandığı için tedavisi sürüyor. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalama çalışmaları da devam ediyor. Görüntüler İstanbul'dan. Çekmeköy Taşdelen'de iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Kurşunu bitti kurşun. Taraflardan biri önce yerdeki kişiyi tekmelemeye başladı. Sonra da silahına sarıldı. Saldırganın silahı ateş almadı. Terbiyesize bak ya. Kurşunu bitti kurşun. Saldırgan daha sonra belinden başka bir silah çıkardı. Yerde yatan adama ateş etmeye başladı. Öldürdü adamı. Saldırgan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar olaya tanıklık edenler tarafından kaydedildi. Silahlı saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan kişinin durumu iyi. Kaçan saldırganın kimliği de belirlendi. Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte ünlü sanatçı Tarkan'ın Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti. Seyirciler her iki başkana sevgi gösterisinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çifti ünlü sanatçı Tarkan'ın Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde buluştu. Sabitliğiniz ve sahibiniz ve gün gibi doğduğunuz İstanbul'a inşallah çok güzel bir hareket ediyoruz. Konser öncesinde ikili Tarkan'la sahne arkasında bir araya geldi. Sıcak bir konuşmanın geçtiği görüşmede Tarkan, İmamoğlu ve Soyer'le fotoğraf çektirdi. Daha sonra İmamoğlu ve Soyer sahne arkasından Açık Hava Tiyatrosu'na giriş yaptı. Her iki başkanı gören seyirciler İmamoğlu ve Soyer'i alkışlarla karşıladı. Yağmura rağmen açık havayı hınca hınç dolduran sanatseverler İBB Başkanı'na Ekrem Başkan tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. Tarkan'ın sahne almasıyla birlikte açık havada coşku zirveye çıktı. İmamoğlu ve Soyer çifti Tarkan'ın şarkılarına eşlik ederken seyircilerle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti. Beni onurlandırdınız bu gece konserine gelerek. Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin en değerli, en unutulmaz isimlerinden biri. Abdallık geleneğinin en büyük temsilcilerinden aynı zamanda. Neşet Ertaş, aramızdan ayrılalı tam 7 yıl oldu. Büyük ozanı özlemle anıyoruz. Hayat görüşü, müziği ve felsefi yönüyle Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biriydi. Bağlamadaki ustalığı ve eserleriyle derslere konu oldu. Hayatı ve eserleri kitap haline getirildi. Hakkında belgeseller çekildi. Neşet Ertaş, aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu. Halk müziğinin efsane ismi, saz ve söz ustası İnşallah Neşet Ertaş, 1938'de Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Doğduğunda gelenek olarak göbeğinin üstüne babasının sazı konulan Ertaş, abdal kültürünün o zamanki temsilcilerinden olan babası Muharrem Ertaş'la gittiği düğünlerde önce oyun oynayarak, daha sonra da sazıyla türküler söyleyerek hayata atıldı. Doğuştan ilgisi olan Ertaş'ın ilk çalgısı, annesi Döne Ertaş'ın çamaşır yıkama tokacına tel takarak yaptığı oyuncak bağlama oldu. Neşet Ertaş, 1957 yılının sonunda İstanbul'a gitti ve ilk plağı olan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül türküsünü babasıyla seslendirdi ve hayatını sanata adadı. Bozlak ustası Neşet Ertaş, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kapsamında yaşayan insan hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edildi. Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim efendim? Ertaş, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen devlet sanatçısı unvanını ise herkes bu devletin sanatçısı diyerek kabul etmedi.
türkülerinde ve yazdığı şiirlerde hep garip mahlasını kullanan Neşet Ertaş, Yalan Dünya, Neredesin Sen, Evvelim Sen Oldun, Ahirim Sensin gibi dillerden düşmeyen türküleriyle Anadolu halkının kalbinde taht kurdu. Boşuna kandı rengi gözünde solan dünyada. Konserime verecekleri parayla evlerine ekmek alsınlar diyecek kadar mütevazıydı. 50 seneden bu yana yeniden gelip burada beni izlemiş, yüzlerinizi bana göstermiş olduğumuz için hepinizin yüzüne gözüne kurban olurum, ayaklarınızı kurabiliyor. Sadece türküleriyle, yanık sesi ve sazıyla değil, insanlığıyla da akıllardan hiç çıkmadı. Hoşça kalın diyorum. Her şey gönüllerimiz olsun. Allah'a ısmarladık. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. İşte böyle söylemişti Neşet Ertaş. Bu topraklardan sazıyla sözüyle Neşet Ertaş geçti. Ve yüzyıllar geçse de sazıyla sözüyle var olmaya devam edecek. Saat 22'de KRT ekranlarında, Türk televizyonlarında ilk kez Neşet Ertaş belgeseli sizlerle olacak sevgili izleyenler. Tekrarlayalım. Saat 22'de ekran karşısında olun lütfen. Biz akşam haberleri bu seslerle, bu tınılarla veda ediyoruz. Bizden dakikalar sonra Zafer Arap Kirli Z raporuyla sizinle olacak. Görüşmek dileğiyle.